Evet arkadaşlar, Kiev'deyiz. Kiev'de metro istasyonlarına indiğiniz bölgeler tamamen bir yer altı çarşısı. Şimdi size bununla ilgili küçük bir örnek göstermek isteyeceğim. Şimdi ben yolun karşısına geçeceğim. Alt geçit gibi de kullanılıyor. Aynı zamanda çarşı, aynı zamanda metro istasyonu. Çok büyük bir alan. Buraya girdiğiniz zaman eğer çıkacağınız yeri bilmiyorsanız yer altına kaybolma ihtimaliniz bile var. Biz bayağı bir dolaştık. Dediğim gibi burası hem metro istasyonu, hem alt geçit, hem AVM, hepsi karışık. Kışın çok soğuk zamanlarda dışarıda yürümektense burada yürünebilir. Tabi burada aşırı kar buz oluyor. O dönemlerde gideceğiniz yere buralardan gidiyordur büyük ihtimalle insanlar. Çünkü ciddi derecede büyük. Biz tamamını da gezmedik zaten. Kaybolmaktan da korktuk açıkçası. Bakın böyle her tarafta giriş çıkışlar var. Karşıda gördüğünüz kapılar yine tekrar farklı yerlere çıkmış. Şu an karşıyı kapatmışlar. Orası da bir çarşı olarak yine devam ediyor. Burası da bir çıkış. Evet, dün biz buradan geçtik. Burayı bugün kapatmışlar. Sanırım çarşı açıldıktan sonra açılıyor. Burada hangi bulvar, hangi meydana çıkıyor onları gösteriyor. Evet, yol haritaları varmış. Engelli araçlar için merdivenleri bu tarz geçitler yapmışlar. Bazen çelik konstrüksiyon oluyor, bazen dekora dayalı oluyor. Tamamen kapatmamışlar, böyle ikili bir ray şeklinde yapmışlar. Bunu şehrin tamamında görüyorsunuz neredeyse merdiven olan yerlerde. Bakalım biz nereden çıkacağız. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, çıkış yok gibi. Evet, buradan bir çıkış var, buradan çıkalım. Bakın tekrar yine aynı şeyler. Evet, buradan dışarıya çıkıyoruz. Evet. Bizim çıktığımız yer Arena City. Buranın eğlence merkezi diyebiliriz gece içeri. İçeride birçok bar var, eğlence mekanları var. Biz az önce şu el işaretini karşı tarafından girdik buraya. Şu karşı binanın oradan buradan çıktık ama dedim ki bunun sonu yok. Dün mesela biz girdiğimizde bu daha önce size videoda çektiğim kapalı pazar yeri vardı orası. Biz tabunun arkasından çıktık. Daha biraz deneme yapalım diye. Çok da uzaklaşmak istemedik. Evet. Burası Kiev'in merkezi gibi. Roşen diye burada önünde bir çikolata mağazaları var. Onun mağazası var. Yanında teknoloji marketleri var. Altta zaten mağazalar dolu. Burası çok eski bir alışveriş merkezi gibi bir yer diyelim. İçin pazar altında marketler, dükkanlar var gibi. Kiev'e gelen mutlaka buraya uğruyordur sanırım. Bu arada dediğimiz gibi en düşük kalitede de araba var. Çok yüksek kalitede de araçlar var tabii ki evde.
Evet. Bizi izlemeye devam ederseniz abone olun. Gelecekte de ziyaret ettiğimiz yerlere videolarını çekeceğiz. Bu arada bir yerden gördüğünüz gibi bir tane Porsche hareket yaptı. Bu gördüğünüz mekanda bir Türk lokantası devamında, burada Türk usulü kahvaltı var, fırını var içeride, kebaplarımız var. Zaten burada bakın Türkçe yazıyor. Tamamen yukarıda fırın diye de yazmışlar. Helal diye şey de yazıyor. İçeride fırın var. Biz de biraz sonra burada kahvaltı yapacağız. Dediğim gibi burada bütün bizim kebapları, pideleri ve kahvaltımızı bulabilirsiniz. Ferrari Store var. Karaoke barlar. Gibi. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum. Ukrayna'ya, Kiev'e gelen arkadaşlar zaten buralarda dolaşacaklardır. Dediğim gibi kendinize az yemek yemek istiyorsanız bu pazar yerinin arkasındaki Türk lokantasına gelebilirsiniz. İyi seyirler.